Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, size bugün ananas modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Bu kirpiklerini yoğurt kovasının sapıyla yaptım arkadaşlar. Üzerlerine ananasları yaptım. Bu şekilde yaprakların üzerinde ananaslar. Evet, şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar ikişer zincir çekerek yemenimizin tığ battısını hazırlıyoruz. Tığ battımızın içine sık iğne ile girip üzerine 2 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya girdim. 2, 2 aldım. Buraya aynı şekilde kirpikli trabzan yapıyorum. 4 zincir. Bu şekilde kapattım. 1, 2 zincir. Hemen yaptığım bu zincirimi bu şekilde arkadaşlar tığ battıma kapattım. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yandaki tığ battıya girip 2, 2 olarak aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde trabzanıma kapattım. Tomurcuk olarak yaptım. 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Onu da buraya bu şekilde kapattım. Şimdi ara sümle yaprağımın mesafesine 5 tane tığ battı yapıyorum. 1, 2 zincir. Kapattım. Bu şekilde tığ battıma. 2 zincir çekiyorum. Tığ battıma kapattım. 2 zincir çektim. Tığ battıma kapattım. 3. 2 zincir çekiyorum. Tığ battıma kapattım. Bu şekilde. 4 oldu arkadaşlar. Bir tane daha. 2 zincir çektim. Bu şekilde 5 tane tığ battı yaptım buraya. 8 zincir çekip 7, 8. Dönüyorum arka tarafına arkadaşlar. Bu şekilde 2 tane tığ battı atlıyorum. 3. tığ battımın içine bu şekilde kapattım. 1, 2 zincir çekip döndüm bu şekilde düz yüzüne. Bir defa tığın başını doluyorum. Yuvaya girip 2, 2 alıyorum. Yaprak yapımına başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 2, 3. 2 defa doluyorum. 2, 2, 2. 4 oldu. 2 defa tığımın başını dolayıp 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Bu şekilde buraya tam 5 tane trabzan yapıyoruz. 5. trabzanımın tepesine 4 zincir çekip bir tane tomurcuk yapıyorum. Burayı bu şekilde sık iğne olarak dolduruyorum arkadaşlar. 3 oldu, 4 oldu, 5, 6. 6. sık iğnemi de buraya yaptım. 7. yuvada yapıp yaprağımın işlemini tamamladım arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekip ipimi uzattım. Bu yoğurt kovamızın sapına ipimi taktım. Buraya 4 tane bu şekilde arkadaşlar ilmek alıp aldığımız ilmeğe 2 zincir çekiyoruz. Ve bu şekilde aparatımıza takıyoruz. 2 1 2 taktık. 3 oldu ilmek sayımız. Bir tane daha yapıyorum. 1 2 zincir. Evet arkadaşlar. 4.'ü de bu şekilde taktık. Şimdi arkadaşlar bu kalan kısmına şöyle bu yaprağın aynısını buraya yapacağım. Yine 2 zincir çekiyorum. Yuvadan ilmeğimi aldım. 2 bir defa doladım. 2 2 aldım. Bir defa tığın başını doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 3. 2 defa tığın başını doladım. Yine aynı şekilde yuvaya girdim. 2, 2, 2 olarak aldım. 4. 2 defa doladım tığımın başını. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 olarak kapattım. Buraya 5 tane trabzanım oldu. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde son trabzanımın için arkadaşlar kapatıyorum. Bu Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar aparatımızı çıkaralım bu şekilde. Buraya 4 tane ilmeğimiz var. Dibinde zincir çektiğimiz için bozulma olmaz kesinlikle. Ve buraya 6 tane sık iğne yaparak yaprak işlemimizi tamamlıyoruz. 1 oldu, 2, 3 sık iğne, 4 sık iğne, 5 sık iğne, 6 sık iğne. Bu şekilde 7.'yi de yuvada yapıyorum. Evet arkadaşlar, yaprağım tamam. Hemen buradaki bir zincir çekip tığ battımın içine kapattım bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde yaprağımı kapattım. 2 zincirimi de çektim. Yandaki 1 2 zincir. Yandaki. 2 tane mesafe verdikten sonra arkadaşlar yine 2 zincir çekip bu şekilde 2 2 alarak bir trabzan yaptım. Yani artık ara suyuna geçtik arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum, tekrar kapattım. Bu şekilde bir tanesini yaptım. Aynı buranın aynısını buraya da devam edeceğiz arkadaşlar. 1 2 zincir. Bu şekilde 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Kapattım buraya. 1 2 zincir. Hemen yandaki tığ battımın içine bu şekilde kapatıyorum. 2 zincir çektim arkadaşlar. Buradan yandaki tığ battıdan 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde kapattım buraya. 2 zincir. Bu şekilde tığ battıma kapattım. Bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle ilmeğimi koparıyorum. Şimdi ananasımızın yapımına geçelim. Buraya 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi modelimizin ters tarafını çeviriyoruz. Buradaki yaptığım ilmeklerin ikisini birden alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kapattım sık iğnemi. 3 zincir çekiyorum buraya ve bu yeşil ilmeğimin içine girip kapattım. Bu şekilde buraya 3 zincirden bir yuva yaptık. 4 zincir çektim. Kapattım. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde arkadaşlar. 3 zincirimin içine ikinci yuvayı da yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Çevirdim arkadaşlar bu şekilde. Yuvamın içine tekrar bir yuva daha yaptım. 1 oldu. 3 zincir. İkinci yuvamın da içine girdim arkadaşlar. 2 oldu yuva sayım. Şimdi buraya tekrar 3 zincir çekip yuvamızın içine bu şekilde yuva yaptım. 3 tane oldu arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çekerek dönüyorum. Sık iğne ile ilk yuvama batıyorum. Şimdi eksiltme işlemini yaptım buraya arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Yuvamda kapattım. Bu şekilde. 3 zincir çektim. Yuvamda kapattım. Yandaki yuvaya giriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Kapattım. Bakın 3'ten 2'ye düşürdüm. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Bu yapmış olduğum en son yuvanın içine hemen yanındaki zincirin yanındaki yuvanın içine sık iğne ile 2 zincirimi kapattım. Yine kesim işlemi yaptım. 3'ten 2'ye düşürdüğüm yuvamı 3 zincir çekip 1'e düşürdüm arkadaşlar. Bu şekilde ananasımızın içi hazır arkadaşlar. Şimdi kenar yerini yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunun püf noktası tersten başlarsanız arkadaşlar bu şekilde bu kirpikleri yapacağımız şimdi kirpikler ön yüzüne gelecek. 1, 2 zincir. Döndüm buraya. Zincirimin içine girdim, kapattım. Zincirimin içine girdim. 2 zincir çektim. Zincirimin içine girdim, kapattım. Buraya şu şekilde sık iğnesini yapıyoruz. 1, 2 zincir. Toplam 8 tane arkadaşlar, 8 zincirin üzerine 8 tane 2 zincirli sık iğne. 2 kapattım buraya. 2 zincir çektim. Kapattım. 2 zincir çektim. Kapattım. 2 zincirimi çektim. Buraya kapattım. 1 2 zincir kapattım buraya. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, şu bir tane kalan yuvamın içine bir sık iğne yaptım. 6 tane zincir. Bu şekilde yuvaya kapattım. 1 2 3 4 5 6. Kapattım buraya. Bu şekilde 2 tane kirpiğim oldu. 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi çektim. Aynı diğer 2 kirpiğimi kapattığım yuvanın içine kapattım. Burada 3 tane kirpiğim oldu. Tığımızın başını 3 defa doladım. Buradaki yeşil yuvanın içine girdim. Bu şekilde. 1 2 2 2 2 olarak bu şekilde uzunca burayı kaplayacak şekilde bir trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi bu trabzanın içini 2 zincir çekerek dolduruyorum. Aynı burada yaptığım işlemi burada da yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 8 tane dolduracağım içini. 1 2 zincir kapattım buraya. Bu şekilde şunu yakalım biraz arkadaşlar. Evet. 1 2 zincir 3 oldu. 2 zincir 4 oldu. 2 zincir 5 oldu. 2 zincir çektim. 6 oldu. 2 zincir çektim. 7 oldu. Evet arkadaşlar, bu şekilde 2 4 6 8. Şimdi yine aynı şekilde bu yeşil yuvanın içine girip ananasımı kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum buraya arkadaşlar. İpimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, ananaslarımız hazır gördüğünüz gibi. Çok tatlı oldular mı? Yine yosundan yine tığa dönüşüm arkadaşlar. Ananasımızın modelleri bu şekilde. Yapılışı bu şekilde. Çok güzel oldular arkadaşlar. Muhakkak yapmanızı tavsiye ederim. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.